Peki Şule bekliyor musun? Şule Aydemir, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, nasıl durum? Ben 26-34'üm. Tamam. Size iki sorum olacak. Buyur. Birincisi, 50 bin vakitte, hani biliyorsunuz 10 binlik bir artış oldu. Bu yalnızca vakıf üniversiteleri için mi geçerli, yoksa devlet üniversitesi için de geçerli mi? Tıp ve diş için konuşuyorsun. Tıp ve diş hekimliği için konuşuyorsun. Bin kontenjan artışı nerede oldu diyorsun? Şansın evet. Var mı diye soruyorsun. Ben bu sıralamayı beklemediğim için çok fazla araştırıyorum. İTÜ ve Boğaziçi'nde ve bazı özel üniversitelerde tıpa eşdeğer birçok mühendislikler var. Boğaziçi'ndeki matematik bölümü bile bazı tıplardan yüksek olduğu için bu mühendis kayması açıkçası beni biraz umutlandırıyor. Yani ben kendimi ikinci yıla hazırladım ama yine de size sormak istiyorum. Sizce bir umudum var mı diye. Anladım. Peki mezuna mı kalacaksın eğer istediğin olmazsa? Yani listene evet. Sadece istediklerini yazacaksın değil mi? Evet, olmazsa da mezuna kalacaksın. Başarı evet. Sırasını ben... 26.394 müydü başarı sıra? 334. 26.334. Şimdi aslında ilk hedefi Şule'nin tıp ya da diş hekimliği. Ama diyor bir taraftan da tıpla da ilgili çeşitli mühendislikler olduğunu gördüm. Evet. Onları da düşünebilirim diyor. Çok araştırıyor Şule. İnşallah gönlüne göre olsun diyorum. Ne dersiniz hocam? Bu 1000 tane kontenjan artışı nasıl etkileyecek? Vakıf üniversitelerinde mi daha çoğunlukla? Bir de bu mühendisliklerle ilgili ne dersiniz? 26 binli kontenjanlarda, 26 binli başarı sıralarında örneğin Pamukkale Üniversitesi'ni, Konya Karatay Üniversitesi'ni, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni, efendim pek çok vakıf üniversitesini düşünebilir arkadaşımız. Burslu mu hocam onlar? Bunların bir kısmı burslu, evet. Bir kısmı burslu. Peki. Kılavuzdan bunlara bakabilir. Buralar var. Bizim bu biliyorsun dışında, şeyde internet sitemiz Akıllı Tercih TV'de tahmini başarı sıraları yaptı evet. Celil Hocam. Onu da incele. Gerçi sayısallarda üst kesimlerde çok büyük bir farklılık olmadığını görüyoruz ama ya da onları detaylı incele ve listeni mutlaka oradan hazırla. Peki hocam mesela tıp ya da diş hekimliği düşünüyor ama bir taraftan da diyor ki sağlıkla ilgili bir takım mühendislikler var. Onlar da böyle yüksek sıralamayla alıyorlar. Acaba düşünsem mi diyor, ne dersiniz? Yani bence gelecekte sadece hekimlik yetmeyecek ya da hekimleri destekleyen tıbbi araçların kullanımı, tıbbi araçların geliştirmesiyle ilgili mühendislikler de gündeme gelecek toplumda. Şu anda belki çok yaygın değil bu iş ama özellikle... tesislerini, teknolojisini iyi kurmuş olan üniversitelerde artık buna ihtiyaç yavaş yavaş duyulmaya başlandı. Evet. Bu bakımdan arkadaşlarımızın tıp mühendisliğini de hesaba katmalarında yarar var. Evet. Biyomedikal var, biyomühendislikler var. Tıpla ilişkili aslında çok sayıda mühendislik gelişti. Şöyle çok doğru bir saptama yapmışsın. Hani iş alanı anlamında da fırsat aslında. Hani iş bulma imkanı olan bölümlerde. Tabii mühendislikle sağlıkta çalışmanın bambaşka da bir bakış açısı demek. İki farklı hayat demek değil mi hocam? Baktığınızda yani. Evet, ben şimdi... bir hekimin, bir hocanın bir videosunu izledim geçenlerde. Beyin cerrahı kendisi. Beyin ve zihin konusunda bir Ütopya başlıklı bir konuşma yapmış. Ama biraz kurcaladığınız zaman iki farklı alanda daha doktora yaptığını öğrendim. Mesela felsefede doktora yapmış. Hekim. Beyin cerrahı, felsefede doktora yapmış. Ne bileyim. Dolayısıyla böyle insanlara imreniyorum. Evet, çok güzel. Tarık Hoca galiba değil mi? Tarık Hoca olması evet. Lazım o. Çok ciddi bir güzel FedEx'te falan Türker konuşuyor. Hoca. Evet. Türker Hoca. Ha, evet. Bahçeşehir Üniversitesi'nin rektörü. Evet. Sevgili Şule, o yüzden hani mühendis olmak başka bir alan. Hani tıp ve diş hekimliği direkt insanla ilişkili ve insan sağlığına dokunan bir alan. Hani hangisini istediğine sen karar vereceksin. Tabii. Aslında doğrusu o.